bir büyük elçisinin Türkiye'deki siyasi muhatabı kimdir? Tabii özellikle e, sefaret dediğimiz hadise diplomaside uzun bir tekamül sürecinden sonra belli standartlara gelmiştir. Özellikle geçen de bazı büyük elçileriyle ilgili hı hı. istenilmeyen kişi ilan edilme süreçlerini yaşadık. Hı hı. Malum bir diplomat, bir sefaret bir ülkede bulunduğu müddetçe o ülkenin iç hukukuyla efendim e, iç e, siyasetine müdahale etmemek, sadece kendi ülkesini temsil etmek konusunda hassas davranmalıdır. Bu çok net bir kuraldır. Hı hı. Bu kuralın istisnası olmaz, olamaz. Ha, bel diyelim ki e, bu ülkedeki muhatabı e, bu ülkenin resmi makamlarıdır. Bir belediye başkanı da olabilir, ziyaretine gidebilir. Ancak bir belediye başkanıyla siyasi planlar içerisinde bulunması doğru değildir. Siyasi planlar? Yani fark yani siyasete müdahale eder bir noktada olması kabulü mümkün hmm. değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu ülkenin seçilmiş hükümeti ve devletin resmi makamları'nın e, çizdiği sınırlar dışına çıkması veya bir söylem bir siyasi duruş içerisinde olması istenmeyen adam ilan edilmek için yeter sebeptir. Geçmişte bunu yaşadık. Şimdi tabii bunu efendim bir belediye başkanı ziyarete gidebilir mi? Yani bunun şöyle sorayım Cumhurbaşkanlığına dair bir ikbal e, hayali olan e, varsa eğer o da bu İBB başkanıysa e, bunu İngiliz anahtarıyla denemiş olabilir mi? Şimdi görünen o ki e, dış şöyle o manzarayı umumiyeye baktığımız zaman hani bir şey söyleyelim. Yani? Sizin aldığınız... Manzarayı umumiyeye baktığımız zaman Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç rekabet ortamı bunun varlığını gösteriyor. Bir savaş var mı orada? E, tabii ki var. Şimdi bizim söylememiz doğru olmaz. Bakın biz söylersek AK Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle yaklaşıyor derler. Ben demiyorum. Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı oldu. Ve ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi işgal altındadır dedi. Şu anda kasetle gelen genel başkana dedi ki, bunu buraya getirenler Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal etmiştir dedi. Ben demedim. Ve bu noktada aynı kanaate sahip olan pek çok Cumhuriyet Halk Partili var. Bu kanaate sahip olan bazı Cumhuriyet Halk Partiler gitti başka partiler kurdular. Değil Hı. mi? Ha şimdi demek oluyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de farklı dinamikler farklı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya çalışıyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasetle gelen genel başkanı 3 gün 4 gün vatandaşımız karla boğuşurken balık sefası süren Belediye Başkanı ile ilgili Kılıçdaroğlu hiç savunman savunan ifade kullanmadı. Hani diyorsunuz hı hı. ya sosyal medya üzerinden birbirini savunuyorlar mı acaba diye. Kılıçdaroğlu 3 gün 4 gün hiç İmamoğlu'nu savunmadı. Ve e, İmamoğlu da madem ki böyle işte dedi senin 100 bin liralık otel e, görüntünü ben de paylaştım dedi. Böyle bir çarpışmayı adeta zil Dedim gibi mi, gördük. İmamoğlu? Yani bunu gördük yani ben. Ve AK Partililer mi çekti oteldeki Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını? Kim çekti? Yani bir CHP'li çekti. Ya bu CHP'li çekti ya belediye başkanının adamlarından birisi çekti veya birbirine sızdırdılar bunu paylaştılar. Hmm. Fakirlik, yoksulluk, yoksulluk edebiyatı güden bir genel başkan bir gece 100 bin TL'lik otelde ne işim var? Şimdi bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç hesaplaşmasında acaba Kılıçdaroğlu'nun başkanlık aday, adaylık sürecini Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci nasıl kapatırız? Ya aday, çıkar, aday olmamasını şu anda bu e, çatışmaya mı bağlıyoruz? Aday çıkaramamalarının sebebi. Aday çıkaramamalarının sebebi diğer bileşenler, diğer benzemezlerin de reaksiyonu var. O ayrı bir mesele. Hı hı. Bunların adaylık meselesi Esra Hanım benzemez ittifakta çözmeleri gereken yüz meseleden sadece birisi. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Adaylık meselesini, meselesini çözseler bile. Masada nasıl oturacakları meselesi var daha ikinci mesele. Geriye kalıyor 98 tane daha mesele çözecekler. Ancak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla kendi parti içi rekabetlerinde görünen o ki İmamoğlu kendisi de ifade etti. Bir belediye başkanı olarak dedi benim kar küremekten çok daha önemli bir işim vardı. Gittim İngiliz büyük elçisiyle görüştüm dedi. Mi? Dedi değil mi? Dedi. Şimdi diyor ki ben belediye başkanı olabilirim ama diyor ben kar küremekten daha önemli bir iş görüşmeye gittim. Ne olabilir? 16 milyon için değil de 85 milyon için bazı şeyler görüşmeye gittim demek istiyor galiba.